Haber verdim Esma Hanım. Gelirler birazdan. Çay ister misiniz? Ben geldim. Faruk Bey. Sana su getireyim, tamam mı? Babası olarak çağırdın. Garip. Benim hayatım. Ben nasıl geldim buraya? Annenle babanın mezarını ziyarete gelmişsin. Hiç. Bayılmışsın. Ondan bir şey demiyorsunuz. Bizim bir an önce doktora gitmemiz lazım hayatım. Ben derken geldim. Yani şimdi bunun olması bundan sonraki sürecin hızlanacağı anlamına mı geliyor? Bu kadarını da erken buldum açıkçası. Büyük bir stres yaşamış olabilir mi? Stresten diyorsunuz yani. Faruk Bey, şimdiden moralinizi bozarsanız bu ona da yansıyacak. Esma Hanım bütün yaşam gücünü, enerjisini sizden alıyor biliyorsunuz. Şimdi ben kullanacağı ilaç dozlarını yazıyorum. Lütfen bunlara dikkat edin, olur mu? Annemi görebilir miyim? Tabii ki. Annemi niye bıraktın abi? Doktorla ben de bir konuşayım dedim. Size ne dedi? İlaçlarını yeniledi. Üzüntü ve stresten olmuştur dedi. O tetiklemiştir dedi. Tabii biz balık hafızalı olduğumuz için. Aynı zamanda buna alışmamız da gerekiyor. Öyle dedi doktor. Yani bunun seninle alakası yok Faruk. Faruk, ben Esma'yı bir de İstanbul'a götüreyim diyorum. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Profesör. Daha çok yurt dışında yaşıyor mu? Bu hafta İstanbul'a gelecek. Yani tabii buradaki doktorları kötü demek istemiyorum ama bir de o görsün. Bilmiyorum ki abi. Annem ne der ki buna? Ben konuştum, kabul etti. Hem siz de bu arada biraz toparlanırsınız. Bizim için de bir hava değişikliği olur. Ben de Esma'nın belki biraz moralini düzeltirim. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Ben anneme bakıp geleyim. Nazlı oldum değil mi? Hı. Artık üflesen gidiyorum. Olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Olur mu öyle şey annem benim? Doktor anneniz ne kadar güçlü diyor, başka da bir şey demiyor. Biz senin bu gücüne alıştık. Sorun da orada zaten. Suistimal ettik biraz annem. Özellikle de ben. Dozu da fazla kaçırdım. En azından ben yapmamalıydım anne. Çok özür diliyorum senden gerçekten. Niye özellikle sen? Olur mu öyle şey? Benim 4 tane evladım var. Senin ayağına pranga olmayacağım artık. Çünkü bir hayatı başkası için yaşamak kimseye yaramıyor. Benim ne babama, ne kendime, ne size yaramadığım gibi. Bana yapılanı sana yapmayacağım. Git gönlündekini yaşa. Neyse sonra konuşalım mı anne? Yok oğlum. Erteleme yine kendini. Erteleme. Sonuçta herkes kendi sınavını vermek zorunda. Garip abi İstanbul diyor. Evet. Gidelim bakalım. Onun da gönlü olsun. Çok bir şey olacağını sanmıyorum ama. Bize gelelim mi? Yok yok, gerek yok. Gerek yok. Sen Nur bile söyle. Bana bir çanta hazırlasın. Kaç gün kalacağımızı bilmiyorum ama Mustafa da getirsin. Sen git şimdi hadi. Bana da Süreyya'ya gönder. Gitmeden ona bir iki şey söylemem lazım. Tuvalete gitti. Annem nasıl? Seni görmek istiyor. Tamam. Anne. Gel, gel. Gel. Garip tutturdu İstanbul'daki doktor diye. Ben dahil herkes bir hazmetsin diye ben de kabul ettim. Aile sana emanet. Öyle deli deli kendilerini yemelerine izin verme, olur mu? Tamam anne, sen bunları düşünüp hiç üzülme. Kafana bunlara takma. Ev bize emanet. İpek de biz hallederiz. Ay çok şükür. Artık İpek'ten yana da kafam rahat. Ama beni esas rahatlatan ne biliyor musun? Bana ilk restini hatırlıyor musun? Siz isteseniz de istemeseniz de sizden sonra bu aile bana emanet. Evet, demiştim öyle bir şey. Siz de düşüp bayılmıştınız üstüne. Bugüne kadar karşımda dikilirken ne yaptığını, ne istediğini hep bilen, hiç pes etmeyen, direnirken de hiç saygısızlaşmayan tek rakibim sen oldun. Bu ailenin bir annesi yok. Çok sert, acımasız bir yöneticisi var. Lafın şurama şöyle köz gibi oturmuştu. Meğer o zaman da haklıymışsın. Benim idrakım biraz böyle geriden geliyor. Bu kadar şekli belli bir taşı sonradan yontmak o kadar kolay iş değil. Estağfurullah anne ya. Benim ne haddime seni yontmak. Sen bütün konağı elden geçirdin Süreyya. Dokunmadığın kalp kaldı mı senin? Hı? Kaldı mı? İnsan en zor kendi eksiğini gören bir mahluk işte. Sen o zamanlar benim görmek istemediğim her şeydin. Galiba geçmişe gömdüğüm gençliğimdin. Sen insanın ama kalbini görüyorsun Süreyya. Kendisini de görmesini sağlıyorsun. Sağduyulusun, merhametlisin. Benim sana öğrettiklerim, öğrendiklerimin yanında hiçbir şey. Benim çıkışlarıma sen hiç aldırma. Alınma. Dümene geçmem vakti gelince de hiç tereddüt etme, olur mu? Biliyorum ki bu gemiyi hakkıyla yürütecek bir tek sen varsın. Bu kez kavgam seninle değil. Belki üstüme alınmıyorum zaten anne, hiç. Alınma da zaten, alınma. Bak bu annemden. Ne silinecek, ne kalacak hiç bilmiyorum. Neleri baştan yaşayacağım onu da bilmiyorum. Ola ki seninle kavga günlerimize geri dönersem, hırsımı senden almaya kalkarsam sen bunu gene de tak, olur mu? Ne kadar sevdiğimi hatırla. Ben unutsam dahi sen hiç aklından çıkartma. Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın, kızımsın. Sen de benim yarımsın. Yarım kalan tarafımızsın. Annemsin. Sakın böyle şeyler söyleme, tamam mı? Hiç böyle üzülme, hiçbir yere gitmiyorsun. Sen daha bizim yanımızdasın. Söylediğin her şey de aklımda. Hep seni buradan seveceğim. Kalbimle. Üst üste konmuş sayfalar gibi düşünün dedi yani. Nasıl yani? İlk önce üst bellekteki anılar, en erken edinilmiş anılar silinecek. En iyi hatırladığı şey de en derindeki geçmiş anılar olacak. İşte zamanla hatırladığı her şeyi, yerleri, insanları tek tek unutacak dedi yani. Ne desin? Eğer bizi karıştırırsa ya da yanlış hatırlarsa ya da bir şeyleri unutursa düzeltmeyin dedi doktor. Böyle arası ve öfke nöbetleri geçirebilir dedi. Çok sinirlenebilirmiş. Bunu da idare etmemiz gerekiyor. Destek olmaya devam edeceğiz yani. Ya biz annemden mi bahsediyoruz gerçekten? Yani şimdi böyle hepimizi birer birer unutacak mı? Tut işte şu çeneni ya. Ne giriyorsun kadına sabah sabah sanki sağlıklıymış gibi. Kadın hasta işte. Sarıl, teselli et, bir şey yap. Allah belamı versin yani. Oğlum ya. Bir sus, bir sus. Kendini niye dövüyorsun? Yani eşeklik yapan benim. O gün üstüne gitmeyecektim ben sabahın köründe. Kadının üzerine gittim yani. Bir sussana. Bir kadına hazmetme şansı versene. Acelenle. Gerizekalı. Yok abi yok, bende de hata var. Bende de hata var. Ben anlayamadım onun halini. Gittim şurada Anastasia için kadına saydırdım bir de üstüne. Sanki kadın hasta değilmiş gibi, sapasağlammış gibi. Bu kadar yüklendik ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya gerçekten ne yapıyorsunuz? Böyle yapınca düzelecek mi yani her şey? Annem bize hastalığını belli etmemeye çalışıyor, değil mi? İyi olmaya çalışıyor. Biz de unutmak istedik, unuttuk. Hayır bu böyle olmaz ki yani, sen suçlusun, yok ben suçluyum diye. O zaman ben de çok üzüleyim madem, ben de çok suçluyum. Ben de bir sürü olay çıkardım, evi terk ettim. Tamam, ne diyeceksin? Hani ne diyeceksin? Bu senin yüzünden değildi, benim yüzümden oldu. Evet. Benden ötürü oldu. Evet. Ya girme şuralara, yapma işte böyle. Aynen abi, yoksa şimdi ağzının ortasına bir tane. Aynen, buradan böyle. Konuş bir İpek. Hazır senden korkuyorken vallahi ağzına gelin söyle. Hem bir şey söyleyeceğim. Biz niye hala beraber yaşamaya devam ettik? Niye o zaman dağılmadık? Ahlanmak için mi yani böyle? Doktor ne demiş? Siz eğer güçlü olursanız anneniz de güçlü olur demiş. O da iyi hisseder demiş. Yani annemin sizi böyle vicdan azabı çekerken görmeye değil, iyi görmeye ihtiyacı var. Beni çekiştireceğinize yemeklerinizi yiyorsunuzdur inşallah. Bakın masadakiler bitecek. Abi sesli mesaja basar mısın? Bir şey soracağım. Anne sen ne yaptın? Kamera falan mı yerleştirdin buraya? Senden korkmayan taş olsun taş. Taş olsun. Anne bunlar hiçbir şey yemiyor. Kız bunlara kız. Seni çok özledik. Anne sen gel, ben İşkembe çorbası bile içeceğim. Anne ne olursun gel. Beraber şu işkembe çorbası içelim. Ne olur anne. Gel içeceğim, tamam içeceğim. Seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Oradan yetişiyor ya.